Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hocam bunlar çıkar mı? 27. denememizde kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Biraz 2021'deki TYT'de çıkan özel tarih sorusuna benzer bir soru yazdık. Çünkü özel tarihler önemlidir arkadaşlar. Hocam 2021 TYT'de sormuşlar. Bir daha sorarlar mı? Arkadaşlar getirdiler. 2020'de size aynı soruyu sorarlar. Yani aynı soru derken yine özel tarihlerle ilgili soru görebilirsiniz. Çünkü dünyanın şekli ve hareketlerinde en yaygın şu aralar en popüler olan hangisidir dersek özel tarihler diyebiliriz. Şimdi hangisi söylenemez demiş. Diyor ki bir numaralı yerde yıl içerisinde en uzun gündüzler 21 Haziran'da yaşanır. Arkadaşlar en uzun gündüzün 21 Haziran olması için Kuzey Yarımküre'de olman lazım. Şöyle bir ekvator çizgisini çizecek olursak 1'e baktığımız zaman evet Kuzey Yarımküre'de doğrudur. 2 numaralı yerde 21 Aralık'ta gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. Evet 2 numaralı yer 21 Aralık'ta neyi yaşıyor? Bakın Güney Yarımküre'de. 21 Aralık'ta yaz yaşanır. Yazın gündüzler mi uzundur, geceler mi? Gündüzler uzundur. O yüzden gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. Evet yani bu cümle ne demek istiyor sana aslında? Gündüz daha uzundur demek istiyor. Doğru. 3 numaralı yerde 23 Eylül tarihinde gündüz süresiyle gece süresi eşittir. Arkadaşlar 21 Mart 23 Eylül tüm dünyada zaten eşitlik var. O yüzden doğru. 4 numaralı yerde 21 Haziran'dan itibaren gündüzler uzamaya başlar. Dikkat edin 4 numaralı yer neresi? Kuzey Yarımküre. Arkadaşlar 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre en uzun gündüzü yaşamış zaten. En uzun gündüzü yaşadığım için yani en kelimesini gördüğüm için zaten gelebileceğim seviyeye gelmişim. Bundan daha uzama ihtimalim var mı? Yok. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya değil, kısalmaya başlar. Aklınızda bulunsun. O yüzden cevabımız nedir? Diyarbakır diyeceğiz. 5 numaralı yerde yıl boyunca gece gündüz süre farkı en azdır demiş. Evet çünkü ekvator üzerinde zaten. O yüzden de bu da doğrudur diyoruz. Evet buna göre karstik yeryüzü şekillerinin oluşumuyla ilgili doğru yorumu hangi öğrenciler yapmıştır? Arkadaşlar böyle ÖSYM tarih ve coğrafyada biraz daha öğrenci konuşturma sorularını sorabiliyor. Aklınızda bulunsun. Öğrencilerine arazi çalıştırması yapmak isteyen Anıl öğretmen. Şöyle hemen bir kalp içerisine alalım. Öğrenciler Antalya'ya doğru otobüse yola çıkmışlardır. Bakın istikamet neresi Antalya. Otobüse yola çıkmış ve aralarında aşağıdaki diyaloglar geçmiştir. Anıl öğretmen. Gençler şu an bir karstik alandan geçiyoruz. Dolinlere özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bakın dolin, labya, dolin, uvala, polye bunlar karstik şekillerdir. Az sonra uygun bir alanda inip bu konuda konuşacağız. Eylül demiş ki hocam bu yörede karstik arazi olmaz. Çünkü bu alanda kireç taşı vardır. Karstik yeryüzü şekillerinin oluşması için jipsli araziye ihtiyaç vardır. Eylül yanlış söylemiş. Birincisi kireç taşı zaten karstik arazinin en temel taşlarından biridir. Eylül'ün söylediği cümlede ise şu doğru. Jipsli arazide de karstik arazi vardır. Özellikle jips deyince aklımıza neresi gelecek? Sivas. O yüzden bunu da bilmiş olalım. Özellikle dikkat edin. Jipsli arazi derse neresidir? Sivas. KPSS'de sordu bunu çünkü geçen sene. O yüzden aklımızda kalsın. Yalnız Eylül nerede hata yapmış? Kireç taşından dolayı karstik arazi görülmez demiş. Halbuki en temeli hangisi zaten? Kireç taşı. Eylül'ün söylediği yanlış. Çakır ne demiş? Karstik arazi sadece jipsi arazi oluşur diye bir kural yok. Kalker üzerinde de oluşabilir demiş. Evet Çakır doğru söylemiş. Nil'e geldik. Türkiye'de karstik yeryüzü şekillerinin oluşmasına etkili olan kayaçlar kalker, dolomit, kaya tuzu, mermer, jips gibi kayaçlar üzerinde oluşur demiş. Doğru. Türkiye'de özellikle Akdeniz bölgesi Sivas ve Çankırı çevresine yaygındır. Evet. Kireç taşının en yoğun olduğu yer Akdeniz 2020 TYT sınav sorusudur. Sivas'ta zaten ne yaygındır? Jips yaygındır. Kaya tuzu dediğin olay ise Çankırı'da vardır. O yüzden Nil de doğru mu söylemiş? Evet. Çakır ile Nil doğru söylemiştir arkadaşlar. Sonra Hande'ye bakalım. Karstik arazide bulunan kayaçlar suda çözünmeye karşı en dirençli kayaçlardır demiş. Yanlış en dirençsiz olan kayaçtır. Yani suyu görünce suda çabuk çözünebilen kayaçlardır. O yüzden burada yanlış söylemiş. Kolay kolay çözünmeye uğramazlar demiş. Hayır kolay kolay uğrarlar. Hande de yanlış söylemiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Nil ve Çakır diyoruz. Evet Türkiye'de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetişmesi beklenmez demiş. Bir bölgenin iklim özellikleriyle bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği yaz kış gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların soğuk kar yağışının fazla olmasıdır. Yani hangi iklimden bahsetmiş? Karasal iklimden ya da diğer adıyla step ikliminden bahsetmiş. Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim bir sorunun içerisine ilkbahar yağışları diye bir ifade duyarsanız, görürseniz o sorunun cevabı zaten direkt
step iklimidir ya da diğer adıyla karasal iklimdir. Yalnız burada bize bitki sorusu sormuş. Yani diyor ki karasal iklimin egemen olduğu bir yerde aşağıda verilen bitkilerden hangisi görülmez? Karaçam, meşe, ardıç, kavak. Bakın bunlar karasal iklimin bitkileridir. Yalnız şuraya bakın. Sığla endemik bir türdür. ÖSYM'nin en sevdiği türdür. Sürekli bunun sorusunu soran. Dikkat edin. Sığla ağacı Akdeniz ikliminde, Muğla çevresinde yaygındır. Akdeniz iklimine uyum sağlamıştır. Ve bunlar zaten endemik olduğu için yetişmesi kolay değildir. Hele hele step ikliminde hayatta göremezsin. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandırılan etkenler göz önüne alındığında bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir numaralı yer tarımsal etkinliklerin sınırlı olduğu alanlardan biridir. Evet, Grönland'ın olduğu yer. Doğru söylemiş. İki numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde yerleşmeler oldukça sıktır. Kalsın, döneceğim. Üç numaralı yer ilk uygarlıkların kurulduğu yerdir. Evet, şöyle dünyanın en uzun akarsuyu Nil'in ağzında Mısır medeniyeti. Üç numara doğru. Dört numaralı yerde engebelik nedeniyle yerleşmeler seyrektir. Burası neresi arkadaşlar? Himalaya dağları var şu kısımda. Hindistan'ın olduğu yerde. Dikkat. Yani doğru. Beş numaralı yerde iklime bağlı olarak nüfus yoğunluğu azdır demiş. Beşin olduğu yer neresi? Avustralya'nın ortasındaki çöllerdir. O yüzden bu da doğrudur. Yalnız şuna geldik. İki numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde yerleşmeler oldukça sıktır. Arkadaşlar, ikinin olduğu yer neresidir dersek, yanlış çizik, çizgi üste doğru gitti. Ekvatorun olduğu yerdir. O yüzden ekvatorda yerleşmeler sık değildir. Tam aksine seyrektir. Çünkü insanlar yerleşecek alan bulamaz. Hele bir de burada ormanlar falan olduğu için. O yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Evet, beşinci soru. Meydana gelen doğal afetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir numaralı yerde iklim özelliklerine bağlı olarak yaz döneminde şiddetli kuraklıklar yaşanmaktadır. Kalsın. İki numaralı yerde geçen fay hattına bağlı büyük depremler oluşur. Evet, bakın. Şöyle Saros Körfezi'nden başlayıp şöyle şu şekilde uzanan fay hattımız hangisiydi? Kuzey Anadolu fay hattıydı. Türkiye'nin en uzun ve en yıkıcı fay hattıdır. Doğru. 3 numaralı yerde arazi koşulları ve yağış özelliklerine bağlı olarak heyelanlar oluşur. Evet, heyelan deyince aklımıza hangi bölge gelecek? Karadeniz bölgesi gelecek. O yüzden doğru. 4 numaralı yerde özellikle kış aylarındaki aşırı yağışlar taşkın riski yüksektir. Evet, sel ve taşkın Ege'de fazla görülür. İç Anadolu'da da yine sel vardır ama özellikle burada kış yağışları diye bahsettiği için Ege'dir. Yani Akdeniz iklimi. 5 numaralı yerde iklim ve bitki örtüsü özelliklerine bağlı olarak orman yangınları çıkmaktadır. Bu yaz 2021'in yazında memleketimizde bunu zaten sıkça gördük maalesef. Özellikle orman yangınları ülkemizde nerede rastlanır derse arkadaşlar, yine güncel bir sorudur. Dikkat edin, bakın ÖSYM güncelleri sever. Bu yaz fazlaca ormanlarımız yandığı için şöyle bir hatırlatayım. En fazla orman nerededir dersen Karadeniz'dedir. Yalnız bizim öğrenci şöyle bir hata yapıyor. En fazla orman orada diye zannediyor ki yangın da en fazla orada. Arkadaşlar, orada yıl boyunca yağış olduğu için, yani hemen hemen her gün yağış düştüğü için arazi ıslaktır. Yani ağaçlar nemlidir, yanamaz. Ama Akdeniz bölgesinde ise orman yangını riski nasıldır? Fazladır. Eğer şıklarda Akdeniz varsa, yani şu kısımlar varsa, işaretlerin yoksa da bu kısımlarda alabilirsiniz. Beşte de orman yangını var mı? Doğru. Yalnız şuna geldim. Bakın, bir numaralı yerin olduğu yerde bir de diyor iklim özelliklerine bağlı olarak yaz döneminde şiddetli kuraklık yaşanır. Arkadaşlar, şurada Marmara Denizimiz var. Birin olduğu yer Marmara Denizi'nin kıyısında olan bir yer. Arkadaşlar, denize kıyısı olan bir yerde şiddetli kuraklık yaşanmaz. Aklınızda bulunsun. Son sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 28. denememizde, hocam bunlar çıkar mı? 28. serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.